Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle HomeTech Alpha 7 inç tabletini inceleyeceğiz. Bize Turkcell Super Online'ın bağlantısı sonucu hediye edilen bir tablet. Birçok özelliği mevcut. Kutumuzu hemen açalım. İlk olarak da görüntüsünden başlayalım. Şurada bir bilgilendirme var. Diyor ki işte garantisi için diyor bütün belgelerinin ve malzemelerin eksik olduğuna dair diyor. Bilgilendirme notu var. Açılmadığının garantisi. Burada bir sıkıntı varsa açıldığını bilebilirsiniz. Garantiyi almışlar, iki kere yapmışlar hatta ama beni uğraştırmak için gibi geldi bana daha çok. Rahat bırakın da açalım arkadaşım. Bismillah. Ya Allah, bismillah, tabletimizi açıyoruz. Evet arkadaşlar, kutumuzdan bir adet tablet çıktı. Tahmin ettiğimiz gibi. Hiç şaşırdık mı? Hayır, hiç şaşırmadık. Siyah ekranlı bir tablet. Arka kısmında ufak bir renk değişimi var ama çok güzel. El tutuşu kayma özelliğini azaltan bir özellik. Çok güzel. Açma kapama tuşu tabletimizin ekranı çevirdiğimizde sağ tarafına düşüyor. Reset kısmı aşağıda. Ses açma kapama. Kameramız sağ üst köşede. Mikrofon girişimiz, SD kart girişimiz ve USB girişimiz de burada mevcut. Ses çıkışımız da aşağıda, sol alt kısmında tabletin. Aynı zamanda garanti belgesi ve kullanım kılavuzu da aşağıda belirtiliyor. Küçük kutunun içerisinden bir adet adaptör ve bir ara kablo çıkıyor. Şimdi bu ara kablonun en önemli özelliği çok uzun oluşu. Ben uzun kablo seviyorum arkadaşlar. Böyle git bitmiyor. Prizler dibimizde değil yani. Kablonun özellikle uzun oluşundan çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Tabletimizin özelliklerine gelince, tabletimiz 7 inç bir ekrana sahip. 600x1024 piksel çözünürlükte bir ekran. IPS ekranı var. 7 inç ekranı, 7 inç boyutunda bir tablet. 1 GB RAM'ı var. 16 GB dahili hafızası var ama micro SD kart ile bunu iki katına, yani 32 GB'a da çıkarabilirsiniz. Wi-Fi bağlantısı var. Android 8.1 Go işletim sistemi mevcut. Micro USB 2.0 portunda ve dahili mikrofona dahili hoparlör mevcut. En önemli konulardan bir tanesi de pil kapasitesi arkadaşlar. Pil kapasitesi 2500 mAh. Baktığımızda ben kapasitesinden çok memnun kalmadım. Daha yüksek bir pil kapasitesini tercih ederdim. Ama çok fazla bir şey beklemez. Başlangıç tableti olarak düşünürseniz, fazla oyun yükleme ya da fazla fonksiyonlu oyunlar oynama ya da çok ağırlık süresi uzun videolar düşünmezseniz birçok açıdan işinize yarayacak bir tablet. Şu anki Eylül 2020 piyasa fiyatı en düşük 350, en yüksek 450'ye kadar çıkabiliyor. Fiyatına göre özellikleri gayet ideal. Başlangıç için dediğim gibi kullanılabilir arkadaşlar. Onun dışında sormak istediğiniz bir nokta varsa ya da merak ettiğiniz, yorumlara yazabilirsiniz. Abone olup beğenirseniz de çok memnun kalırım. Şimdiden teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Alanlara hayırlı olsun. Almak isteyenler de inşallah aydınlatıcı olmuştur. Hoşça kalın.